Merhaba, hoş geldiniz sevgili seyirciler. İyi akşamlar. Yeni bir programa başlıyoruz. Geçen yıl da bir format şekliyle Mersin Üniversitesi'nin akademi saati bütünselliğinde sizlerin karşısındaydık. Ama yeni bir program ve 16 sayın dekanımızı sizlerle buluşturacağız. Elbette Devlet Üniversitesi, elbette bu kentin göz bebeği olan Mersin Üniversitesi'nin değerli dekanlarını bu akşamdan itibaren sizlere her fırsatta, her hafta tercih bütünselliği içerisinde genç kardeşlerimizin Mersin Üniversitesi'ni neden tercih etsinler bütünselliğinde bunu yapmaya çalışacağız. Dün Sayın Rektörümüzle başladık. Yine nasip olursa Sayın Rektörümüzle de bitireceğiz. Kampüste yaptık, Çiftlik Kampüsü'nde sevgili seyirciler programımızı. Ve sosyal medyada da şunu paylaştım. Mersin'de 30 yıl önce açılan bir devlet üniversitesi, Mersin Üniversitesi. Şimdiye kadar 106 bin öğrenci mezun oldu ve bu öğrenciler bir anlamda kentimizin tanıtım elçisi. Halen 80 ülkeden 3000 öğrenci okumaya ve Mersin'imizi tanımaya, tanıtmaya devam ediyor. Kentimizin ekonomisine, kültürüne katkı sunuyor. Göz bebeğimiz olması gereken şehir üniversitemiz, Mersin Üniversitemiz. 16 fakültesi, 45 bin öğrencisi, 3296 akademik ve idari personeliyle yaptığı projeler ve aldığı ödüllerle Mersin Üniversitemiz bir marka değer. Üniversite kuruluş kararını veren, keza ismiyle mütenasip oluşan vakıf ile gelişmesi için çabalar gösteren, katkı sunan yetkililer ve çalışanlara, kısaca emeği geçen herkese teşekkürler ve tabii ki son rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Çamsarı'nın da emekleri çok, dün programda bunu konuşmaya çalıştık. Emekleri çok derken gerçekten en önemli şey eser bırakmak. İşte Sayın Çamsarı, Profesör Doktor Ahmet Çamsarı, Mersin Üniversitesi Rektörü ve elbette ki çalışma arkadaşları, buna sayın dekanlarımız, şimdiye kadar görev alan bütün hocalarım ve yakın çalışma arkadaşları buna dahildir. Hepsine teşekkür ediyoruz. Çünkü sosyoekonomik ve sosyokültürel anlamda ve elbette ki eğitim anlamında, projeler anlamında, kentin gelişmesi anlamında çok çok önemli. Tabii Profesör Doktor Nazım Gümüş Hocam dün bizi ağırladı. Çayını, kahvesini içtik, sohbet ettik ve şu anda ilk dekanımız Sayın Profesör Doktor Nazım Gümüş, Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı. Ama Mersin Üniversitesi'nin basın birimi elbette dünden bugüne ki jenerikte de bize çok yardımcı oldular. Teknik arkadaşlarımla birlikte çalıştılar. Bu anlamda dünden bugüne Mersin Üniversitesi'ni kısa bir tanıtımla tanıyalım. Sonra değerli dekanımızla sohbete başlayacağız. Yeniden merhaba sevgili seyirciler. 30. yılında Mersin Üniversitesi programımızın ismi bu ve gerçekten ben de çok şey öğreniyorum.
hem sayın rektörümüzden hem sayın dekanlarımızdan ve elbette 45 bin öğrencisi olan bugün itibariyle 80 ülkeden 3 bin yabancı uyruklu öğrencisi olan bu kentin bir devlet üniversitesi var ve biz de 16 dekanımızı sizlerle buluşturacağız. Onlardan çok şey öğreneceğiz. Elbette genç kardeşlerimiz önümüzdeki süreçte tercihlerini yapacaklar. Mersin Üniversitesi işte nereden nereye geldiği bağlamında 16 fakültemiz sizlere hizmet veriyor. Pek çok anlamda da hem Mersinlere mesela onkoloji hastanesi hem de kültür merkeziyle gerçekten önemli bir başarıya imza atıyor Mersin Üniversitesi. Hocamız canlı yayında, konuğumuz Profesör Doktor Nazım Gümüş, Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı. Sayın hocam hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dün bizlerle birlikteydiniz. Elbette sizin hemen fakültenin önünde Sayın Rektör Hocamızla programımızı yaptık. Binadan da yeni binayı geçen sizi aldığımda konuşmuştuk ama duygularınızı almak isterim. Mersin Üniversitesi hocamız için ne ifade ediyor? Sayın Dekanımız 30 yıllık bir serüveni, Mersin'in her şeyine katkı sunan Mersin Üniversitesi bağlamında neler söylemek ister? Bizlerle neler paylaşmak ister hocam? Öncelikle şahsımızda size ve ardından kanalınıza teşekkür ediyoruz. Hem şahsım adına hem de fakültem adına, Diş Hekimliği Fakültesi adına teşekkür ediyorum. Üniversitemizin kentimizle birleşmesine ve üniversitemizin kentimize tanıtılmasına olan katkılarınızdan ötürü size ve kanalınıza minnettarız. Sağ olun efendim, görüyoruz. Eksik olmayın ve bu ilginizin devamını rica ediyoruz. Sağ olun hocam. Üniversitemize, fakültemize gerçekten sıcak yaklaşımlarınız var. Dün bizi çok güzel ağırladınız hocam. Çok teşekkür ederiz. Hocalarımla sohbet ettik, sizlerle sohbet ettik. Çok teşekkürler. Evet, karınca kararınca biz de Diş Hekimliği Fakültemizi kentimizde bir araya getirmeye çalışıyoruz. Fakültemizi kentimize tanıtmaya çalışıyoruz. Tabii ki öğrenci adaylarımıza da bundan sonraki dönemde fakültemizi tanıtmak, onların üniversitemizin, bu güzel üniversitemizin bu fakültesini göstermek istiyoruz. Onların bilgilerine sunmak istiyoruz. Katkılarınızdan ötürü tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim, biraz önce girişte de söylediniz 30. yılda ne hissediyorsunuz diye. Biraz önce jenerikte gördüğümüz başlangıç resimleriyle bugünkü geldiğimiz yerdeki resimler aslında herhalde duygulanımımızı çok güzel anlatıyor. Bu bölge üniversitemize tahsis edildiğinde, verildiğinde gördüğünüz gibi aslında sadece boş bir arazi. Pek de ağacın yeşilinin olmadığı, binanın olmadığı, insanların olmadığı sakin ve bakir bir kır alanı. Ama gene aynı resimlerden baktığımızda bugünkü görüntüsü adeta bir park. Yeşil bir alan, hoş mimari binaların olduğu, hoş mimariye sahip binaların olduğu bir yerleşim alanı. Ayrıca hemen etrafında, çevresinde oluşmuş bir kent alanı da mevcut. Aynı zamanda bu yeşillikler zannediyorum bundan sonraki dönemde kentimizin bir parkı, bahçesi gibi olacak. Üniversite kampüsümüz biliyorsunuz ziyaretçi girişlerine açık. Her ne kadar bir giriş kapımız olsa da evet, ziyaretçilerimize açık. Onun için bir yeşil alan, bir park olarak da üniversitemiz zannediyorum kentimize hizmet veriyor. Evet. 2022 yılı özel bir yıl değil mi hocam? Yani Recep hocamızla ki önümüzdeki günlerde yine birlikte olacağız. Bu ne olsun bizim programımızın ismi? Hocam sağ olsun 30. yılında Mersin Üniversitesi gerçekten çok önemli. 2022 yılı da bu anlamda çok önemli, ne dersiniz? Evet, çünkü 30 yıllık bir fakülte olduk ve hızla büyüyoruz. Jenerikte gördüğümüz O hızlı büyümeyi aslında dün gibi bugün gibi hızla yaşadık. Hızla büyüdük, fakültelerimiz oluştu. Geniş bir öğrenci kitlemiz var, velilerimiz var. Kentle bütünleştik. Aslında 30 yıl ulusların tarihinde, kentlerin tarihinde önemli bir süre değil. Ama üniversitemiz için
geçen yaptığımız işler için, kat ettiğimiz yollar için aslında önemli bir süre. Bunun bir heyecanı da var tabii ki. 30. yılımızı kutlamanın heyecanı da var. Ancak bunu biz tabii kendi başımıza kutlamak istemiyoruz. Kentle bütünleşmek istiyoruz. Bu arada da benim fakültemde dahil üniversitemizin eksiklerini de bu sırada gidermeye çalışıyoruz. İnşallah. En son galiba üniversitemize eklenen fakültelerden birisi de Diş Hekimliği Fakültesi. Evet, onun için de dün rektör hocamızla tam da sizin binanın önünde bunu yapmaya çalıştık. O görüntü de var sanıyorum. Gazeteci arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Hepsi paylaşmışlar, haber yapmışlar. Pek çok haberi gördük. Rektör hocamızla bizim hemen arka tarafta da yeni binamız var. Biraz Diş Hekimliği Fakültesi ne zaman kuruldu, kaç öğrencimiz var? %60 civarında şu an bittiğini ifade etti rektör hocamız yeni binanın. Biraz bunlardan söz edebilir miyiz hocam? Şimdi gururla tabii ki söz etmek istiyoruz. Geçen yılki görüşmemizde akademi saatindeki programımızda anımsarsanız hızla uğraşıyoruz, çalışıyoruz demiştik. Mersin'e güzel bir Diş Hekimliği Fakültesi klinik binası sağlamak için, yapmak için uğraşıyoruz demiştik. Çok şükür epeyce bir yol aldık. Pandemi döneminde ödevimizi iyi çalıştık üniversite olarak. Dün sizin de şahit olduğunuz gibi hızla bir bina yapmaya çalıştık. İnşallah kısa bir sürede şu an görüntüleri de paylaşıyoruz hocam. İçerisinde de evet kısa bir süre içerisinde de Mersin Üniversitesi bu Diş Hekimliği Fakültesi binasını, kliniğini, klinik binasıdır bu, Mersin'den hizmetine açacak inşallah. Biraz da bunun için sevinçliyiz. 30. yıl bizim için bu anlamda da anlamlı. Mersin'e, Mersin kentine, Mersin Üniversitesi'ne bir Diş Hekimliği Fakültesi klinik binası açmayı da 30. yılda herhalde kısmet olacak bize. Hocam inşallah kısmet olacak. Sayın dekanımız olarak sizlere ve biz de yanınızda olacağız. Ama Mersin adı olunca ben çok heyecanlanıyorum gerçekten. İşte onkoloji hastanesi kazandırıldı Mersin'imize. Bütün emeğe geçenler dedik. Kültür merkezi bitti hocam. İnşallah sayın rektörümüz de uygun görürse orada yapmak istiyorum. Her şeyle hazır. Salonlar önemli bir misafir ağırlayacak ki kongre turizmi anlamında da çok çok önemli. Kemik iliği nakli yapılıyor. Denizcilik Fakültesi anladığımız kadarıyla bu yılın sonuna doğru inşallah bir aksilik olmaz bitecek. Yani gerçekten işte Denizcilik Fakültesi'ni sorduğumuzda sizlere, hocamıza Mersin için elzem bir şey. 321 kilometre sahil şeridi var. Onları da konuşuruz ama fakültemize devam edelim hocam. Ne zaman kuruldu, öğrenci sayımız, hocalarımızın sayısı, akademisyenlerin? Buyurun hocam. 2015 yılında alınan bir bakanlar kurulu kararıyla Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu. Ancak faaliyetlerine 2017-18 eğitim öğretim yılında başladı. Bu yıl 2017-18 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başladık. 39 öğrenciydi ilk gelen öğrencimiz. Hastalarımızı da klinik binamızın, şu an faaliyet gösterdiğimiz küçük çaptaki klinik binamızın tamamlanmasıyla beraber 2016 yılında ilk hastamızı kabul ettik. Şu an tabii ki şartlarımız değişti. 5 sınıfımızda öğrencilerimiz var. Ve 483'e ulaştı öğrenci sayımız. Bunların büyük çoğunluğu yerli öğrencilerimiz, Türkiye'den bizi tercih eden genç arkadaşlarımız ama uluslararası tercihle gelen öğrencilerimiz de var. Onların da bizimle birlikte olmasından gurur duyuyoruz tabii ki Mersin'de ve Mersin Üniversitesi'nde bizimle birlikte olmasından. Fakültemiz hızla büyüdü bu geçen süre içerisinde. Öğretim üyesi kadromuz güçlendi. Diş hekimliğinin 8 ayrı branşında şu an öğretim üyemiz var. Öğretim üyesi kadromuz güçlendirmek için hızla uğraşıyoruz. Fizik şartlarımız tabii ki bu sırada iyileşiyor. Teknolojik altyapımız düne göre çok daha iyi. Geçen zamanda
30. yılımıza geldiğimizde biz de fakülte olarak tabii 5. yılımıza geldik. Hı hı. Allah kısmet ederse bu yıl ilk öğrencilerimizi mezun edeceğiz. İnşallah. Yani ilk diş hekimlerimize, hı hı, diploma vereceğiz. Onun da bir heyecanı var. 30. yılımız, üniversitemizin 30. yılı bizim için de aslında anlamlı bir yıl. İlk diş hekim, Mersin'in diş hekimliği fakültesinin öğrencilerine diploma vereceğiz. Kısmet olursa hep beraber o salonları paylaşacağız. İnşallah. Hocam, evet, tanıtım elçisi diyoruz ki Sayın Rektörümüz ekledi Sayın Çamsar'ı. 80 ülkeden 3000'de öğrencimiz var. Sanıyorum diş hekimliği bizde de var efendim. Olarak kardeşlerimiz de var. Hangi ülkelerden diş hekimliği için geldiler? Bir de tanıtım anlamında Mersin'imizin çok şükür işte Uydu'da Kanal Suç ve Mersin Üniversitemizi dünyaya, Türkiye'ye anlatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Mersin'i anlatıyoruz elbette ki gündemin nabzı programlarımızla, arkadaşlarımla birlikte elbette. Tanıtım anlamında o kardeşlerimiz kendi yaşadıkları şehre döndüklerinde veya ülkeye gittiklerinde neler anlatırlar, neler düşünürler ve siz tanıtım babında neler söylersiniz hocam? Şimdi bu konuda size katılıyorum. Bize gelen her öğrenci aslında kentimizin ve daha büyük düşünürsek ülkemizin temsilcileri. Biz fakülte olarak ve üniversite olarak iletişime açık fakülteyiz. Bütün gençlerle, velilerimizle, meslek odalarımızla ve kentimizle açık bir iletişim içerisindeyiz. Bu bir sonraki dönemde üniversitemizin hem ulusal hem de uluslararası anlamda temsiliyetine olanak tanıyor. Biz tabii aslında bununla da kalmıyoruz. Yani sadece gençlerimizin uluslararası öğrenci değişim programlarıyla veya uluslararası öğrenci olarak bize gelmelerinin temsilinin dışına da çıkıyoruz. Hı hı. Ne yapıyoruz? Uluslararası toplantılarda bildiriler sunuyoruz. Uluslararası dergilerde makaleler yayınlıyoruz. Ulusal ya da uluslararası toplantılara hem katılımcı olarak hem de organizatör olarak katılıyoruz. Bunlar da aslında hem kentimiz için hem de üniversitemiz için bir tanıtım faaliyetleri oluşturuyor. Fakat uluslararası öğrencilerin bir kısmı Fatih Bey artık bizim bir parçamız olmuş durumdalar. Hı hı. Nerelerden geliyor bunlar? Evet. Kafkas ülkelerinden gelenler, evet, var. İşte Azerbaycan'dan. Türkiye Cumhuriyetlerden evet gelenler var. Orta Doğu ülkelerinden gelenler var. Balkanlardan gelenler var. Ve bir miktar da Orta Avrupa'dan gelen öğrencilerimiz var. Harika. Bunların hepsi hem üniversitemizden hem de kentimizden ileri derecede memnunlar. Mutlular. Bazı öğrenci temsilcilerimiz, sınıf temsilcilerimiz var Fatih Bey, biliyorsunuz. Evet. Öğrencilerimizi temsilen bunlar yönetime katılıyorlar. Yönetimde söz hakları var. Fakülte yönetimlerinde. Bu gençlerin bir kısmı da bu öğrencilerden oluşuyor. Yani uluslararası öğrencilerden öğrenciler fakültemizin öğrenci gruplarını ya da sınıflarını temsil ediyorlar. Gördüğümüz ve aldığımız geri bildirimler hem kentimiz hakkında güzel bir temsilci oldukları yönünde hem de üniversitemizde memnuniyetleri yönünde. Bizler de mümkün olduğunca bu iletişimin sürmesini arzu ediyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi gerek kentimizde gerek medyada üniversitemizi temsil etmeye çalışıyoruz. Bu iletişim kanallarını, iletişim ortamını mümkün olduğunca sürdürmeye çalışıyoruz. Evet, hocam kaç hastaya hizmet vereceğiz? Binamız, yeni binamız bittikten sonra bu sayı artacak mı? Bitirme planımız nedir? Bir de tabii artık tıp teknoloji çok gelişti. İşte implanttan bahsediliyor. Diğer dişle ilgilenen yerler, şehir içinde ya da merkezde olan yerlerle Mersin Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesini mukayese etmeliler mi hastalarımız? Ve randevu anlamında ne tür bir iletişimle bu sağlanabiliyor? Yeni binamız bittikten sonra hizmetimiz daha da güzelleşecek. Buna inanıyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımıza, diş rahatsızlığı yaşayan vatandaşlarımıza ne tür mesajlar vermek istersiniz?
Temel görevlerimizden bir tanesi de sizin de vurguladığınız gibi önceki programlarımızda da bu konuya temas etmiştiniz. Biz biraz daha çalıştık dersimize. Eksik olmayın. Geri bildirimde bulunuyorsunuz. Geri bildirim kıymetli biliyorsunuz. Bizi ayna tutuyorsunuz. Dünden bugüne hasta kapasitemizi artırmak için bazı önlemler aldık biz de. İşte internet randevu sistemini kurduk. Telefonla randevu sistemini kurduk. Bazı hastalarımız bu kanallarla ulaşamayınca bu yıl başka bir önlem daha aldık. Kapıdan gelen hastalarımızın da büyük çoğunluğunu artık çevirmeden tedaviye kabul etmeye çalışıyoruz. Bu çok zor bir süreç biliyorsunuz. Randevusuz hasta bakabilmek çok kolay değil. Ama biz gene de bazı hastalarımızın çevrilmesinde sakınca görüyoruz. Sizler de hassassınız bu konuda. Hastalarımız da hassas, kentimiz de hassas. Biliyorsunuz. Bazı hastalarımızın sağlık sorunları nedeniyle, diğer sağlık sorunları nedeniyle gidip gelmeleri çok kolay olmuyor. Erişmeleri, sağlık hizmetlerine erişmeleri. Onları da son zamanlarda bir şekilde kabul etmeye çalışıyoruz. Ancak genel olarak hasta kabulümüzde internet ve telefon randevularını kullanmaya çalışıyoruz. Kullandığımız teknolojiler biliyorsunuz diş hekimliği, teknoloji ağırlıklı bir alan. Çok sayıda teknoloji kullanılıyor. Gerek eğitim amaçlı, gerek uygulama amaçlı, tedavi amaçlı, gerek tanı amaçlı. Bunların birçoğu fakültemizde var. Hem eğitimde kullanıyoruz bu teknolojik cihazları, hem de hasta tedavilerinde kullanıyoruz. Daha ötesinde de başka uygulamalarımız da var. Biliyorsunuz diş hekimliği fakültemizle tıp fakültemiz arasında yakın bir işbirliği var. Kurulduğumuzdan beri her iki fakülte birbirine destek oluyor. Eğitimde de bu işbirliği devam ediyor. Hasta tedavisinde de devam ediyor. Özellikle kentimizde zannediyorum vurgulamak istediğiniz şey oydu. Ben de üstüne biraz gideyim, biraz açıklık getireyim. Kentimizde biliyorsunuz bazı hastalarımız uyuyarak diş tedavisi olması gerekiyor. Sağlık sebepleriyle, ileri yaş olabilir, özürlülük olabilir ya da başka sebeplerle uyuyarak genel anestezi altında bazen çocuklarımız, bazen yaşlılarımız, bazen başka rahatsızlığı olan bireylerimiz diş hekimliği tedavilerinde buna ihtiyaç duyuyorlar. Elbet kentimizdeki diğer ağız diş sağlığı kurumları, gerek özel gerek kamu bu hastalarımıza hizmet veriyorlar. Ama bunların bir kısmına bizler hizmet veriyoruz. Sebebi de şu, tıp fakültemizin olanaklarından faydalanıyoruz. Orada bir ameliyathane var. Biz oradaki ameliyathaneyi kullanabiliyoruz diş hekimliği fakültesi olarak. Oradaki hekim arkadaşlarımız bizlere destek veriyorlar, hocalarımız destek veriyorlar. Zaman zaman yoğun bakım ve laboratuvar hizmetlerinden destek alabiliyoruz. Hal böyle olunca da kentimizdeki özellikle uyuyarak tedavi olması gereken özel sağlık problemlerine sahip bireylerimize ihtimamla hizmet vermeye devam ediyoruz. Şu aşamada zannediyorum kentimiz için bu önemli bir ihtiyacı görüyor sanıyorum. Hocam çok haklısınız. Onkoloji Mersin'imizde yoktu ve ben rektör hocamızla hep konuştuğumuzda Ankara'ya gidiliyor, masraflar ediliyor veya imkanı olan yurt dışına gidiyor. Ama şu anda 150 yatağımız bile dolu. Elbette kimsenin hastalanmasını, kanser olmasını istemeyiz. Ama sonuçta bu bir vaka. Başka yerlere gideceğini, belki imkanı yoktur vatandaşımızın, Mersin'de yaşayan insanımızın. Hemen bir ambulansla rahatlıkla onkoloji, kemik iliği nakli bile yapılabiliyor çok şükür Mersin'imizde, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde. Ne dersiniz? Evet. Şimdi bizim de yapmaya çalıştığımız Fatih Bey, sizin de hep altını çizdiğiniz gibi kentte erişilmesi güç olan diş hekimindeki sağlık hizmetlerini ivedi olarak biz tamamlamaya ya da çözmeye çalışıyoruz. Evet. Bazı işlemleri kentteki hekim arkadaşlarımız başarıyla yapıyorlar. Onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet. Diğer sağlık kuruluşlarımız, ağız diş sağlığı kuruluşlarımız fedakarca yapıyorlar. Onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak dediğim gibi özellik isteyen, özellikle uyuması gereken, genel anestezi alması gereken
Veya biraz önce sizin vurguladığınız gibi o mesela onkoloji hastalarını sanıyorum örnek verdiniz. Evet. Bunların daha az diş sağlığı sorunları oluyor. Bunlar değişik tetkikleri gerektiriyor. Bazen onkolojiyle, hematolojiyle işbirliğimizi gerektiriyor. Örnek olsun diye tabii. Siz örnek verdiniz. Ben de oradan yürüyorum. Bu tip hastalarımıza daha bir ihtimam gösteriyoruz. Çünkü bu hastalar biliyorsunuz iki ayrı fakültenin ya da iki ayrı, üç ayrı disiplinin bir araya gelerek sorunları çözülmesi gereken hastalar. İşte biz son bir yıldır Fatih Bey orada devreye girdik. Evet, sağlıyoruz. Tıp fakültemizle beraber karşılıklı bir koordinasyonla hastalarımızı üzmeden onların yorulmasını yorulmamasını çok temin ederek hocam. Böyle çünkü bir işbirliğiyle yürütmeye moral çalışıyoruz. Moral motivasyon gerekiyor ve müthiş sıkıntılar yaşıyor. Onun için o fiziki ortamda sayın rektör hocamın da söylediği gibi hemşirelik fakültesi, evet. İşte sizin bulunduğunuz diş hekimliği tıp fakültesi hepsi bütünleşik değil mi hocam? Evet. Bütünleşik. Evet. Yani bir sağlık kampüsü anlayışıyla hizmet etmeye çalışıyoruz. Kemoterapi görüyordur, yürüyemiyordur belki. Evet. Yani düşünün böyle bir hastamızın diş sorunları var. Ağız diş sağlığı problemleri var. Evet. Teknolojiyle bir takım tetkiklerle bizim onu yönetmemiz gerekiyor. Diş hekimliği hizmetlerine, diş hekimliği tedavilerine ihtiyaç var. Biz o hastalar işte sahip çıkıyoruz. Biz onları diyoruz ki bizim üniversite bahçesi içerisinde hemen kampüsümüzün içerisinde diş hekimliği fakültemizin öğretim üyelerinin itimamıyla çözmeye çalışıyoruz. Eğer bu hastalar uyuyacaksa, genel anestezi alacaksa, bu hastalar bir başka branşa gösterilmesi gerekiyorsa, o branşların görüşü, fikri alınması gerekiyorsa, işte biz burada devreye giriyoruz. Elimizden geldiğince son bir yıldır bu hastalarımıza hizmet veriyoruz. Emin olun bazen çok bunları söylemek istemiyorum ama herhalde yeri geldi konuşulabilir. Birkaç yere gitmiş, birkaç yerden sevk edilmiş insanlar oluyor, hastalarımız oluyor. Onlara mümkün olduğunca kapılarımızı açmaya çalışıyoruz. Onlara itimam ve özen göstermeye çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemde de, öncelikle hedefimiz şu Fatih Bey. Evet. Kentin ağız diş sağlığı hizmetlerinde yaşanan sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. Var olan boşlukları doldurmaya çalışıyoruz. Asıl amacımız ve hedefimiz o. Sayın Dekanımız, o zaman şunu da sorayım. Samimiyetinizden de elbette destek alarak yeni binamızda inşallah pek çok bunlar oluşurken maddi manevi sayın rektörünüz ve sizler çaba gösteriyorsunuz. Belli bir maliyeti var bu işlerin. Bu anlamda hastalarımız geldiğinde hani dışarıda ağız ve diş sağlığı ile ilgili yerlerle kıyaslama yapmaları anlamında neler söylemek istersen. Çünkü bu sonuçta bir bütçe olayı ve insanlarımız sağlıklarına, diş sağlıklarına kavuşmak için sizi tercih ederlerse bunun haklı rekabet ya da güzel bir rekabet, tatlı rekabet anlamında oluşabilmesi anlamında neler söylersiniz Sayın Dekanım? Şimdi efendim tabii öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biz bir kamu kurumuyuz. Mersin Üniversitesi'nin diş hekimliği fakültesi bir kamu kurumudur. Evet. Bizler sağlık hizmeti faaliyetlerimizi sağlık uygulama tebliği üzerinden yürütüyoruz. Sağlık uygulama tebliği de Sağlık Bakanlığı'nın ve Maliye Bakanlığımızın üzerinde titizlikle çalışarak belirlediği ücret tarifesidir. Bunun dışına çıkma şansımız yok. Yani Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bir kamu kuruluşudur. Bizim mali sınırlarımızı da belirleyen sağlık uygulama tebliğidir. Yani Maliye Bakanlığımızın belirlediği ve Sosyal Güvenlik Kurumumuzun bize tebliğ ettiği resmi tarifedir. Onun için özel bir işletme değiliz. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Hal böyle olunca kapımız tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır. Yerli yabancı bu ülkedeki tüm vatandaşlarımıza ya da misafirlerimize açıktır. Bir kamu kurumuyuz. Görev yapmaya hazırız. Yapıyoruz. Burada yapıyoruz. Bundan da hiçbir Mersinli'nin şüphesi olmasın. Herkesin elindeki karne,
herkesin elindeki devletimizin verdiği sosyal güvence geçerlidir Fatih Bey. Bizi sınırlayan nedir? Sağlık uygulama tebliğidir. Orada ne yazıyorsa vatandaş içinde, bizim kurumumuz içinde o kurallara uyma yükümlülüğü var. Onun için ağzı sağlığı sorunu olan bir Mersinli geldiğinde sağlık uygulama tebliğindeki tüm tarifelerden faydalanır. Yani birçok hizmeti ücretsiz alır. Birçok hizmeti ücretsiz alır. Çünkü biliyorsunuz hepimizin elindeki sosyal güvenlik karneleri, eski tabirle sosyal güvencemiz bizde de geçiyor. Yani bizim kliniğimizde de, ağız ve diş sağlığı kliniğimizde, Mersin Üniversitesi'nin diş hekimliği fakültesinde geçiyor. Onun için özel sektörün şartları biliyorsunuz farklı. Ama bizim için böyle bir durum yok. Tüm ağzı sağlığı sorunu olan ve sosyal güvenceye sahip olan herkes bize gelebilir. Sosyal güvenceye sahip olmayan Mersinliler için orada da tabii ki yasal kurallar devreye giriyor. Yasal kurallar neyse ona hepimiz uymak zorundayız zaten. Ama gene tabii orada diyelim ki orada çıkacak rakamlar yüksek midir? Hayır efendim, öyle bir şey yok. Orada da sağlık uygulama tebliğinde her ne yazıyorsa ona tabi olacaklardır. Ama bu rakamlar nedir? Tabii ki dışarıyla kıyaslanmaz. Çok çok küçük rakamlar. Hiç sosyal güvencesi olmayan Mersinliler için söylüyorum. Evet. Hocam, yeni binamızdan biraz söz edebilir miyiz? Orada hizmet anlayışımız elbette ki Sayın Rektörümüzü hep dün sohbet ettiğimiz için söylüyorum. Nitelik bizim için çok önemli demişlerdi. Sayın Dekanımız bu konuda neler söylemek ister? Nitelikli bir ekip oluşturmak için çok uğraştık. İyi gidiyoruz. Mersin'in Diş Hekimliği Fakültesi'nin öğretim üyeleri, orada çalışan hemşirelerimiz, ağız diş sağlığı teknisyenlerimiz ve teknikerlerimiz, emin olabilirsiniz, tecrübeli bir ekiptir. Ağız diş sağlığına dair birçok sorunu ustalıkla çözebilecek durumdalar. Akademik olarak da yeterliler, bilgi ve beceri olarak da yeterliler. Güvenimiz sonsuz. Ama bizi sınırlayan en önemli kavram, sizin de vurguladığınız gibi, fiziksel şartlardı. Çok şükür ki kısa bir sürede herhalde onlar da çözülecek. Yeni binamız 10.000 metrekare Fatih Bey. Evet, gerçekten Mersin'e yakışacak bir bina. Ön tarafını ve arka tarafını otopark yaptık. Hemen tıp fakültesine yakın bir mekanda seçtik. Sebebi şu, ulaşım sorunu olmasın diye. Mersinliler sağlık kampüsü planıyla, projesiyle hareket ettiğimiz için Mersinliler tıp fakültesine geldiğinde eğer varsa bir sıkıntıları ağız diş sağlığı hastanemizde de hemen kolaylıkla ulaşabilsin diye böyle bir mekanı seçtik. İki ayrı mekan olsun istemedik. Erişim kolaylığını, ulaşım kolaylığını göz önünde bulundurduk. Mekanımız geniş. Resimlerde de görülüyor. Sizin çektiğiniz kamera görüntülerde de görünüyor. Eksik olmasın. Emek verdi. Emek verdiğimiz kanal olarak. Sağ olun efendim. Efendim, önce erişimi sağlamak için hemen önünde otoparklar yapacağız. Bu otoparklar sadece hastalarımız için olacak. Hastalarımızın içerisinde daha önemli bir grup var biliyorsunuz. Engelli vatandaşlarımız. Hemen hemen ön tarafı tamamen onlara ayırdık. Onların erişimini sağlamak için. Binamız 10.000 metrekare. Her bir bölüm için bir katın yarısını ayırdık. Bu çok büyük bir alandır. Vatandaş için, vatandaşımız için de, bizim hizmet vermek isteyen personelimiz için de. Geniş mekanlar ayarladık. Pandemi bize bir şey öğretti. Doğal havalandırma yapmamız gerektiğini öğretti. Evet, Allah bir daha göstermesin ama böyle bir sıkıntılı dönem olduğunda doğrudan tüm kliniklerimiz pencereler yoluyla havalandırılabilecek doğal ışıklandırmaya sahip bir mekan, enerji tasarrufu için yeşil bina konseptiyle hareket etmeye çalıştık efendim. Ve bu binada 120 civarında diş ünite olacak. Evet, onu soracaktım. Şimdi, 120 ünite hocam. 120 ünit olacak. 120 ünit ne demek? Aynı anda 120 tane hastaya bakabilmek adına. Aynı anda hocam. Aynı anda bakılabilecek. Burada 7-8 tane
lokal yani uyuşturarak müdahale yapılabilecek hemen hemen her kliniğimize bir tane lokal müdahale odası planladık. Bu ağız diş ve çene cerrahisi bölümünde 2 adet olmak üzere. Daha fakültemiz açılmadan Mersin Üniversitesi hastanesiyle de anlaşma yaptık. Biraz önce de vurguladım. Uyuması gereken, genel anestezi altında hizmet alması gereken bireyler için, çocuklarımız için, engelli bireylerimiz için orayla da anlaştık. Dedik ki bize haftanın her günü bize bir oda temin edin. Şu anda var zaten haftada 2 gündü ama biz bunu sayı olarak arttırdık. Haftanın her gününe çıkaracağız. İnşallah orada da bir faaliyetimiz oldu. Bu şekilde uyuyarak genel anestezi altında ağız diş sağlığı hizmeti alması gereken bireylerimiz için de yarın için bir hazırlık yaptık. Bunlar için altyapı donanımlarımız da hazır Fatih Bey. Çok yani güzel. Bu bahsettiğim rakamların üstünde bir de ilave portable röntgen cihazlarımız yani hareket ettirilebilir yani ameliyathaneye girebilir öyle söyleyeyim binamız dışında hizmet vermek için portable röntgen cihazlarımız ve portable ünitlerimizi de temin ettik. Bunların bir kısmını şu an kullanıyoruz zaten ama kapasitemizin artımıyla beraber onların sayısını da artıracağız. Yani bu yeni bina ile beraber fiziksel bina anlamında fiziksel bir mazeretimiz kalmayacak. Hasta kapasitemiz ne kadar artacak? Zannediyorum bunun bir 10 katı 15 katı artan bir hasta kapasitemiz olacak. Altyapıyı hızla ayarlıyoruz. Ve emin olabilirsiniz binamızın inşaatı hızla ilerliyor. Yani neredeyse 1,5 ay falan planlanandan hızlı ilerliyoruz. Biz iç donanım anlamında, personel anlamında biz de hemen hemen çalışmalarımızı neredeyse 1,5-2 ay planlanandan daha hızlı ilerletmeye çalışıyoruz. Toparlamaya çalışırsam Fatih Bey Mersin'e yaraşır. Üniversitemize yaraşır. 30. yılımızın heyecanına yaraşır. İnşallah. İlk mezuniyetimizi veriyoruz. İlk mezuniyetimize de yaraşır. Bir binaya inşallah kısa süre içerisinde erişeceğiz. En kısa sürede. Hocam tabii Mersin bir yanıyla da emekliler şehri. 300 gün güneş gören bir kent olduğumuz için emekli büyüklerimiz evlerini almışlar ya da işte Mersin'de evlatları var bir şekilde Mersin'de yaşıyorlar. Sayısının 300 bin olduğu civarında olduğunu en son rakamlardan hatırlıyorum. Bu büyüklerimiz işte ben dişlerimden rahatsızım, diş hekimliği fakültesine gideyim. Bunlara nasıl bir kolaylık sağlanıyor hocam? Yani bütün dişlerimi değiştirmek isteyen emeklilerimize Sayın Dekanımız nasıl bir mesaj verebilir? Şimdi efendim gelebilirler bize. Fakültemizin kapıları bütün Mersinlilere açık Fatih. Evet biraz önce de ifade ettiniz. Herkese açık. Ama bazı iş ve işlemlerde bilindiği gibi süreçler uzuyor. Bu konuda bir kısmı bizden kaynaklanan süreçler. Özellikle implant yapılması, protez yapılması. Tahmin ediyorsunuz bunlar emek isteyen süreçler ve zaman isteyen süreçler. Ama bu konularda da hizmet veriyoruz. Hızla da kapasitemizi artırıyoruz. Fakültemize ağız diş sağlığı sorunu olan tüm Mersinliler başvurabilir. Bizim kapılarımız herkese açık. Ancak ricamız şu. Özellikle randevu alsınlar. Randevu alsınlar. Ha bazı hastalarımız için tekrar söylüyorum. Kapıya gelenleri de alıyoruz ama bunlar dediğim gibi özel mazereti olan öyle söylemek istiyorum ben. Bir daha gidip gelmesinde, evine gitmesinde, tekrar gelmesinde sıkıntı olan bireyleri doğrudan kabul ediyoruz. Biliyorsunuz özel gereksinimleri olan, özel mazeretleri olan bireylerimiz var. Bunlara kapımız her zaman açık. Başımızın üstünde hepsi biliyorsunuz. Ancak bunun dışındaki tüm Mersinlilerden ricamız, istirhamımız randevu alıp gelirlerse tüm ağız diş sağlığı sorunlarında biz onların hizmetindeyiz. Evet.
Hocam tabii 7 dakikalık, 8 dakikalık bir süremiz kaldı. Çok teşekkürler bu verdiğiniz bilgileri bütün dekanlarımızdan, Mersin Üniversitesi'nin değerli hocalarından alacağız. Sizin Diş Hekimliği Fakültesi dekanımız olarak göreviniz. Bunları bizimle paylaşıyorsunuz. Bu anlamda da görevlerinizi anlatıyorsunuz elbette. Sağlık turizmini de biz çok şükür ki Allah'a 7 yıldır, 8 yıldır uyduda Kanal 3 hocam. Ve Türkiye'nin her tarafından, yurt dışından izlenebiliyor. Bu anlamda Diş Hekimliği Fakültesi dekanımız olarak sağlık turizmi anlamında neler söylemek istersiniz? Sağlık turizmi ruhsatımız var bizim. Gerek tıp fakültemizin, gerekse Diş Hekimliği Fakültemizin sağlık turizmi altyapısı konusunda bir sıkıntımız yok. Yasal süreçlerimizin hepsi birkaç yıl önce tamamlandı. Ve faaliyet veriyoruz. Ancak bildiğiniz gibi ticari anlamda sağlık turizmiyle yetkilendirilmiş bir takım şirketler var. Onlarla henüz fakülte olarak bizim zaten yetkimiz yok, yasal yetkimiz yok. Rektörlüğümüz bir anlaşma yapmadı. Fakat bireysel anlamda gerek Orta Doğu'dan, gerek Türkiye Cumhuriyetlerden, gerekse gurbetçilerimizden gelen hastalarımız var. Yani adı koyulmamış bir şekilde zaten sağlık turizmine Mersin Üniversitesi olarak hizmet veriyoruz. Bu bahsettiğim ülkelerden gelen hastalarımız var. Biz de itimamla, özenle hizmet veriyoruz. Ve bu hizmetler, bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim, bizim sağlık uygulama tebliği üzerinden yürüdüğü için şu an biraz uygun fiyattı. Yani bu hocam bir de kamu hizmeti değil. Yapıyorsunuz. Yani bu boyutu da var. Kamu hizmeti yapıldığı için de elbette ki farklılıklar olacak. Evet, ama sağlık turizmi üzerinden bu bir süre sonra yapılmaya başladıktan sonra Yani şirketlerle bir takım anlaşmalar yapılır ve oradan yürümeye başlarsa rakamlar muhtemelen, yabancılar için söylüyorum bunu, bizim için değil. Herhalde biraz daha değişecektir muhtemelen. Ama şu an için tüm hastalarımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile eşit durumdalar. Anladım. Yasal şartlardan ötürü sağlık uygulama tebliğinin kurallarına göre hizmet alıyorlar. Şu an için böyle. Ama evet, veriyoruz, hizmet veriyoruz. Toparlarsam. Evet. Tüm bize o anlamda başvuran, özellikle son dönemde bu başvuruların bir kısmı da gerek Ukrayna'dan gerekse Rusya'dan kentimizde yerleşmiş. Evet, doğru. Burada 20 bin civarında olduğu söyleniyor hocam. Akkuyu nükleer santralde çalışanların sayılarının 20 bin civarında olduğu söyleniyor. Yani sayı net olarak bilmiyorum Fatih Bey, ama epeyce olduğunu tahmin ediyoruz. Burada ikamet eden, kentimize sevmiş, burada yaşayan, burada ev almış, iş bulmuş, değişik mekanlarında konumlanmış, artık kentimizin parçası olmuş bireylere de hizmet veriyoruz. Bunlar da aslında düşündüğünüzde sağlık turizminin parçaları. Ama biz keyifle hizmet vermeye devam ediyoruz. İnşallah ileride daha büyük çaplı hizmetleri de vereceğiz. Evet hocam, son 5 dakika. Elbette kamu hizmeti veriyor. Bu anlamda Diş Hekimliği Fakültesi, üniversitemiz, elbette ki tıp fakültesi, bunlardan bahsettiniz. Ama ben bir de artık dediğimiz gibi sizleri buluşturacağız. Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını veriyor. Ama bu yıl tercih yapacak Mersin'in 300 gün güneş gören bir kent olmasından ve elbette ki nitelikli eğitim vermesinin çabasını gösteren Mersin Üniversitemizi tercih edecek, Diş Hekimliği Fakültesini tercih edecek kardeşlerimize, ebeveynlere, Sayın Dekanımız son olarak ne söylemek ister? Onların hepsini Mersin'e bekliyoruz Fatih Bey. Özlemle bekliyoruz. Kapılarımız sonuna kadar açık. Hepsinin geleceği günü özlemle bekliyoruz. Neden bekliyoruz? Biraz önce siz de vurguladınız. Mersin güzel bir kent. Mersin dağla deniz arasında Türkiye'nin nadide kentlerinden bir tanesi. Hem yeşilimiz var, hem denizimiz var. Mersin Üniversitesi'nin kendisi kentin en güzel bölgesinde yerleşmiş. Yurt sorunumuz yok Fatih Bey.
burs da veriyoruz. Belli öğrenci gruplarını, üniversitemizin değişik bursları var. Gelecek gençler bunlardan da faydalanabilir. Ulaşım sorunumuz yok. Kampüsümüzün içerisinde yurtlarımız var. Hemen kampüsümüzün çok yakınında arzu eden gençlerimiz dilerlerse konaklamalarını küçük dairelerde de çözebilirler. Yani kentimizin de üniversiteye desteği anlamında düşünürsek öğrencilere uygun binalarımız da var. Hemen kentimizin dışında özel sektör tarafından yapılmış binalar var. Daha ötesini söyleyelim. Kredi Yurtlar Kurumumuz kampüsümüzün hemen yanında yeni yurt inşaatları da başlattı. Evet. Fakültemiz özelinde, diş hekimi fakültemizin özelinde daha güzel şeyler söyleyebilirim. Tercih sebebi olabilecek. Lütfen. Biz diş hekimi fakültesi olarak uygulama eğitimde iddialıyız. Preklinik laboratuvarlarımız var. Fantom laboratuvarlarımız var. Birinci sınıflarımızı biz tıp fakültemizin temel bilimlerinin tecrübeli hocalarına verdiriyoruz. Bu büyük bir avantajdır. Diş hekimliği fakültesinin birinci sınıf öğrencileri tıp fakültesinin laboratuvarlarını kullanıyor. Oradaki tecrübeli öğretim üyelerimiz eksik olmasınlar. Bizim öğrencilerimizi yetiştiriyorlar. Diş hekimliği fakültesinin preklinik laboratuvarı ve fantom laboratuvarları simülasyonla öğrencileri kliniğe sokmadan klinik öncesinde yoğun bir eğitim öğretime tabi tutuyor. El becerilerini, üç boyutlu görme becerilerini, derinlikli algılama becerilerini bu fantom simülasyonlar üzerinde yapıyor. Bu birçok fakültede emin olabilirsiniz yok. Çünkü bu laboratuvarlar, bu simülasyon laboratuvarları gerçekten ciddi bir yatırım gerektiriyor. Gençler bizi bunun için seçebilirler. Kliniğimiz güçlü bir eğitime sahip. Öğretim üyelerimiz birebir öğrencilerimizin, stajyerlerimizin başında duruyorlar. Bakın bu uygulama eğitimde büyük bir fırsattır. Büyük bir fırsattır. Biz öğrencilerimizi öğretim üyelerimize emanet ediyoruz. Güçlü bir öğretim üyesi kadromuz var. Fedakar bir öğretim üyesi kadromuz var. Biz tüm gençlerimizi bu nedenle de bekliyoruz. İyi bir diş hekimi olmak istiyorlarsa, güçlü bir klinik altyapıya sahip olmak istiyorlarsa bize gelsinler. Eğer ben akademik faaliyetlerle mutlu oluyorum, sadece beni diş hekimi olmak, benim hayallerimde sadece diş hekimi olmak yok, akademik faaliyetlere de ben katılmak istiyorum diyorsa, biz fakülte olarak genç arkadaşlarımızı akademik faaliyetlere de ekliyoruz. Onları da akademik çalışma gruplarının içerisine ilave ediyoruz. Eğer diyorlarsa ki biz vizyonu geniş diş hekimleri olmak istiyoruz, çok boyutlu bir diş hekimi olmak istiyoruz diyorlarsa, bizim fakültemiz tam aradıkları yer. Biz diğer fakültelerimizden de Fatih Bey destek alıyoruz. Evet, o çok önemli efendim. Eğitim fakültemizden. Tabii. Güzel Sanatlar Fakültemizden, Fakültemizden, Turizm Fakültemizden seçmeli dersler istiyoruz. Ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri bu seçmeli derslerle kendi vizyonlarını, kendi hayat bakış açılarını geliştirebiliyorlar. Yani bizim fakültemiz çok yönlü gençler yetiştirmek istiyor. Bir bilgi toplumu bireyi yetiştirmeyi hedefliyor. Çok yönlü diş hekimi yetiştirmek istiyor. Onun için tüm şu anki liselerde son sınıfta olan genç arkadaşlarımıza ve velilerimize buradan açık yüreklilikle şunu söylemek istiyorum. Mersin Üniversitesi aradığınız üniversitedir. Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi de tam aradığınız fakültedir. Evet, mezunlarınızı şimdiden tebrik ediyoruz ve Mersin Üniversitesi'ni tercih edecek bütün kardeşlerimizi de üniversitemize, Mersin'imizin devlet üniversitesine ve göz bebeğine davet ediyorsunuz değil mi hocam? Evet. Peki. Evet. Hocam, Profesör Doktor Nazım Gümüş, Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı. Sayın Dekanım, çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz. Yeni binada inşallah yeni programlar yaparız. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun efendim.
Evet sevgili seyirciler, bu yıl ilk mezunlarını verecek. 2022 yılı da tabii ki Mersin Üniversitesi'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü. Dolayısıyla gerçekten müthiş katkılarını hep sizlerle paylaşmaya çalışacağız Mersin Üniversitesi'nin. Çünkü halkla iç içe bir devlet üniversitesinden söz ediyoruz projeleriyle. Ve bu kentin gerekli olan fakültelerini analiz ederek, demografik yapısını da düşünerek kentle buluşturan bir devlet üniversitesi Mersin Üniversitemiz. Elbette sosyoekonomik ve sosyokültürel dedik, hocam da bahsettiler. 45 bin öğrencimiz, 3296 akademik ve idari personel ve gerçekten dediğimiz gibi onkoloji hastanesiyle, kemik iliği nakliyle ve diş hekimliği fakültesiyle değerli hocalarım, sizlere bayram, Ramazan bayramı hariç her hafta nasip olursa, sağlığımız el verdiği ölçüde sizlerle buluşturacağız. Programımızın ismi de 30. yılında Mersin Üniversitesi. Elbette diğer programlarımız da olacak ama bu programı sayın dekanlarımla sizlere Mersin Üniversitesi'ni tercih etme anlamında ve daha iyi Mersin Üniversitesi'nin bir değerini, bir marka değerini tanımak ve bilmek adına sizlerle hoş sohbet yapacağız inşallah. Hoşçakalın.